Ali Kara Hasanoğlu, Birol Aydın açtı konuyu, omurga nasıl belli olur? Saadet Partisi adına TBMM kürsüsünde konuşan Birol Aydın, AK Parti iktidarını hedef alarak demiş ki, kınamaktan öte bir adım atmanız için İsrail daha ne yapmalı? Uluslararası hukukta, kendi devlet sınırlarınız dışındaki bir bölgede yaşanan katliama BM kararı olmadan müdahale etme imkanı var mıdır, yok mudur tartışmasına girip, İsrail'in, bak bak. Onlar da kabul ediyorlar. Biz burada ne katliam yaparsak yapalım, bize kimse karışamaz algısı oluşturmalarına bahane sağlama yanlışına düşmüm. Keşke tüm dünyayı karşımıza alsak. Keşke bir mazlumu kurtarmak için kendi canımızı vermeye hazırız, yürekliliğini tüm dünyaya göstersek. Ama AK Parti'nin aldığı oy ortada. Şimdilerde Saadet Partili Birol Aydın'ın da önemsediği ve övünç duyarak anlattığı üzere CHP belediye seçimlerinde birinci çıktı. O CHP ki Hamas terör örgütüdür diyor. Hamas için terör örgütü yakıştırması yapan partinin SP desteğiyle birinci olduğu bir ülkede AK Parti İsrail'e had bildirmek üzere hangi askeri operasyonu yapabilir? Veya Filistinliler için adım atma hakkımızı saklı tutarak bu uğurda neler yapabileceğimizi düşünme planlama ve hayata geçirme noktasındaki çabalarımızı mahfuz tutarak, Birol Aydın'a soralım, CHP ile yol yürümekten ayrılmanız için, CHP Genel Başkanları, Hamas'a terör örgütü tanımlaması yapmasından daha öte ne demeli? Varsa Birol Bey'in bir cevabı, köşemde de yayınlarım. Birol Aydın diyor ki, İsrail hastane bombaladı, sadece kınadınız. Ben de diyorum ki, Türkiye'nin İsrail'i konumundaki, İttifak yaptığınız CHP'nin yayın organı Cumhuriyet eline fırsat geçerse dindarları gazzelilerden beter edeceğinin mesajını vererek İslam dinini kastederek, dinin öğretilmesine izin vermeyeceklerini belirterek çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz başlığı attılar. Bırakın ötesini yapmayı kınamadınız bile. Birol Aydın diyor ki İsrail ambulans bombaladı sadece kınadınız. Diyorum ki sizin listelerinden milletvekili adayı olduğunuz partinin belediye başkanları ve onların belediye etkinliklerinde baş köşede ağırladığı Azra Kohenler. Ambulansın bombalanmasını kınamak bir kenara. Filistinli anneleri, çocuklarını bombaların atıldığı yere getirdiği gerekçesiyle suçladılar. Birol Aydın diyor ki, İsrail camileri bombaladı, sadece kınadınız. Diyorum ki, Filistin'de camilerin bombalanmasına da karşı çıkalım da. Kimle? İstanbul'un fethinin sembolü Ayasofya'yı müze haline dönüştürenlerle ittifak yapan o partinin listesinden milletvekili seçilen Birol Aydın'larla mı? Tekrar sorayım Aydın'a, camileri müzeye dönüştüren parti ile ittifak yapıp Ayasofya'yı camiye dönüştüren Tayyip Erdoğan'ı devirmeye kalkan siz değil misiniz? Hala utanmadan neyi konuşuyorsunuz? Birol Aydın, TBMM kürsüsünden diyor ki, İsrail bebekleri katletti. Sadece kınadınız. Diyorum ki İsrail'in uzantısı PKK bebekleri katletti. Emri veren Abdullah Öcalan'ı cezaevinden çıkarmak için İyi Parti ile birlikte CHP ile protokol imzaladınız. AIHM kararları derhal uygulanır maddeleri koydurup apo siyasi tutuklu çok uzun süre cezaevinde kaldı. Açıklamalarına destek verenlerle birlikte yol yürüdünüz. Sizin Gazze'li bebeklerin katledilmesine itirazda samimi olduğunuza nasıl inanabiliriz ki? Birol Aydın diyor ki, İsrail çadırları bombaladı, insanları yakarak katletti, şimdi yine sadece kınıyorsunuz. Diyorum ki, 28 Şubat darbecileri eşlerinizin, kızlarınızın, kardeşlerinizin başındaki örtüyü yasakladı. Meslek liseleri ile birlikte ihlerin üniversiteye gitmesini yasakladı o darbeciler hakkında mahkemeye çağrıldığınızda, şikayetçi değiliz, dediniz. Kınamada bile bulunmadınız. Tek açıklama yapacaktınız, şikayetçiyiz, diyecektiniz. Onu bile yapamadınız. Ondan bile korktunuz. İsrail'in çadırları yakmasına sizin itirazda kararlı olduğunuza nasıl inanabiliriz ki? Birol Aydın diyor ki, sizin kınamaktan öte bir adım atmanız için İsrail daha ne yapmalı arkadaşlar? Ben de diyorum ki, İslam dinini ortaçağ karanlığı olarak gören, çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz diyerek İslam dinini tahkir eden, çocuklarımızı inancımıza göre yetiştirme isteğimizi, gerici eğitime hayır, sloganları ile engellemeye çalışan, üniversitelerde başörtüyü yasaklatan, dindar nesil yetiştirme niyetine izin vermeyeceğiz. Gerekirse çocuklarımızı okula göndermeyeceğiz, boykot edeceğiz, açıklamaları ile set çekmeye çalışan CHP'liler daha ne yapmalı ki, Saadet Partisi olarak onlarla yol yürümekten vazgeçeseniz? Söyleyin, CHP daha ne yapmalı? CHP'nin destekçisi Cumhuriyet Gazetesi, bir günde, siyasal dinci baskı, 4 yaşa din eğitimi, lagzde başarı için namaza. Çağ dışı öğretim izlencesi, çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz, başlıklarını alt alta, alta yan yana atarken ve bunlardan Tayyip Erdoğan'ı sorumlu göstererek hedef tahtasına koyarken siz Saadet Partisi olarak bunlarla kol kola yürümekten ne zaman vazgeçeceksiniz? Birol Aydın diyor ki, çok net konuşacağım. Bir insanın insanlığı Filistin'e bakışından belli olur. Bir iktidarın adamlığı ve omurgası da Filistin için yaptığından belli olur. Ben de çok net konuşayım. Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak gösteren Saadet Partili bir isim olarak, bugün dahi onlarca belediyedeki dindar karşıtı uygulamalara rağmen CHP'li yöneticilere tek kelime etmeden, sabahtan akşama kadar dindar AK Partililere çamur sıçratmakla meşgul bir aydın'a soruyorum, Gazzelilerin hakkını koruyan Hamas'a, Alçakça iftira ile terör örgütü tanımlaması yapmaya kalkışan CHP'nin genel başkanları Kılıçdaroğlu ve Özel için omurganı göster, bir olaydın. Göster bakalım, omurgan var mı, yok mu? Biz de bilelim, sahi bir olaydın. Siz CHP listesinden milletvekili seçilip, sonra partiniz adına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğunuzda, 35 bin oy alan adam değil misiniz? 300 bin oy almış gibi, CHP'den 3 milletvekilliği alıp, sonra oyunuz 35 bin çıkan parti değil misiniz? Kazıkladı isek, CHP'yi kazıkladık size ne oluyor, demeyiniz sakın. Sizin kazık sandığınız o ortaklık sayesinde, CHP neler kazandı, hangi hacı amcalardan ahiretini berbat edecek destekler aldı, anlatmaya başlasam. Sayfalar yetmez.